Arkadaşlar herkese merhabalar ben de Okan. bu videomuzda Şaya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Şaya ustayız biliyorsunuz bir önceki Şaya us videomda sizlere söz verdiğim gibi bu sefer C sistemine gireceğiz biliyorsunuz görevler vardı bu kırık lapisyalardan falan düşürüp o lapisyalardan yeni lapis elde edebiliyorduk bu Şaya Egin sisteminde yok getirmemişler ki zaten kolay bir şekilde orada lapis düşürebiliyoruz. İşte içerisinden neler düşüyor başka? Onlara bakacağız. Gotto smile'lar düşüyor mu gerçekten? Onları göreceğiz. Bakalım 80 boş silah görevleri yapılabiliyor mu? Bir tane maksimum spear aldığınızda oyuna işte maksimum 150-200 lira yatırdığınızda bir C5 farmı dönebiliyor musunuz? Onu göreceğiz arkadaşlar. Size ne göstereceğim? Tabii bir önce C5'e gidelim. Daha sonra C5'ten sonra şu Gatekeeper arkadaşlarımızı uğrayacağız. Desert e, spalara uğrayacağız. O zaman şeyimiz yoktu bizim çok fazla. Ee, bu onu alamıyorum ben oradan. Bu değil gerçi. Açık değil herhalde. Ee, onu bir açabilirsem arkadaşlar. Ha, buradayım zaten. Pardon. Aynen. Pot e, yerimiz e, 64 tane italyan yeter. Zaten kalan paramı da etayını harcadım. Regnumlar şeyden çıkmıştı. Dur bakayım. Başka regnum olması lazım bende. de. Ee, şu regnumlarım yokmuş lan. Neyse rünler önemli. Rün çıkıyor en azından arkadaşlar. Ya oyun en azından eskisi gibi değil yani. Rün konusunda desteği baksana ya. Bir sürü rünüm var. Şöyle 2 saatlik ürünümü de atayım şuraya. Şunlar önemli envanterde durması gereken. Bunlar bunlar sel dediğimde kaç paraya satılıyordu? 16 meyden satılıyor. Bunlar 25 meyden. Bunları satıp almıştım gerçi. Bir sürü small eternal çıkmıştı bana. 7 günlük değil mi bunlar? Aynen. Şimdi arkadaşlar. Bir önceki videomuza güzel yorumlar geldi. Açık açık konuşmuştuk. Gelen yorumlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ekibimize de birçok insan başvurdu. Eee ekip alımlarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bilmiş olduğunuz üzere bilginiz olsun. Yalnız iyi paraya satılıyor bak. Level 5 tapisler tanesi 5 hemden nereden düşürüyorlar acaba? Blam of true love. Hmm. Ya görev itemi ya da lol yazmış zaten. Şey, abi bomboş şuna bak. Kimse yok ya. Vallahi kimse yok. Arkadaşlar şaya büyük ihtimal hani Kafamdaki şey şu bir sürprizle 2022 yılında çok büyük bir güncelleme alacak. Hani oyunu düzeltmek adına, her şeyi düzeltmek adına son bir şey kozunu oynayacaklar ve öyle 1 iki sene daha devam edecek son kozlarını oynayıp ya da artık kapatıp gidecekler duruyor. Şahya uz ya da birleşecekler başka sunucuyla. Ee, Alman sunucusu olabilir, farklı sunucular olabilir. Çünkü artık oyuncu kalmamış. Gerçekten üzücü bir durum. Neyse, biz bir kanyona gidelim, Mode diyelim, Canyon of Greed'e gidelim, Kanosa da bakmak lazım aslında. Ne düşüyor? Bu videoda Şahı Ustaki farm alanlarını keşfedeceğiz. Önce C, C Sistemine girmeniz için 80 level için arkadaşlar için konuşuyorum. Tabi diğer leveller için de önemli arkadaşlar bu. Arkadaşlar, ee, diğer leveller için de önemli de. Ee, şu da var. Ee, hani lapisleriniz en azından tam olmalı. Benimkilerin tam değil yani. Görüyorsunuz ki atam da çok yok. 8K atam var. Canım çok yok. En basitinden bunlar C sistemi görevleri değil değil mi? Aynen. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Buradan gitmeye başlayalım. Bu sefer düzgün oynayacağız. Tüm şaya bilgimizle oynayacağız. Eee Güzel bir şekilde artık bir şeyler öğrenmem gerekiyor şayadan. Artı 20 silah. 8k hatamız var. Zaten ilk tarafa dalamayız. Her şeyimiz tam değil mi? Aynen. Giriyoruz. Hadi bismillah dedik. Girdik. İnşallah e, bize güzel şeyler atacaktır. Şöyle basıyoruz. Dogumuz var mı? Dogumuz yok. Hımm. Direkt girer girmez şunla başlayabiliriz. Ha. Aa bak buraya attı. Çok iyi. Bakalım bir şeyler atacak mı? kankan? biriniz gelebilir mi? Aynen 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 aynen. Gel 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 gel. Oğlum bu... Ne oluyor lan? Arkadaşlar şu şey yüzünden var ya. Ya bunların yeri değişmiş ya. At düştü mü bir şey? Yok düşmedi. Var ya şu oyunun şu saçmalıklarından bıktım ya. Abicim. ha. Şöyle biriniz daha gelin. Gel abi. Gel 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 gel. Yalnız buradakiler Ege göre çabuk ölü ya. Şahı Ege göre tabi çabuk ölüyorlar. Evet bir şeyler düştü. Oo. Aa düşüyor. Arkadaşlar düşüyor. Buranın farmı açık. Çok iyi. Bakalım nereye kadar tamamlayabileceğiz. Benim acilen bir avcı dizmem lazım burada. Ya yani savaşçıyla yapıl yapılacak şey değil arkadaşlar bu. Yani bu farmlar savaşçıyla dönecek farmlar değil. Diğer, diğer harita da aynı şekilde. Gerçi diğer harita birazcık şeyle... Bana diyor ki Tyrus CD04'ü öldür diyor. Ha bunu öldürmemi istiyor. Aa bak bu kırıklardan düşüyor. Tabi takas edile de biliyor bunlar. Bölümü geçtik. Bakalım XP mi verecek? Ne verecek bize? Göreceğiz ee, Güzel Bak bu dönülür yani Gir buraya Paraya kıy abi gir Çok güzel farmını dönersin burada Ne veriyor bize Give up reward ee, Bak no xp Xp vermiyor büyük ihtimal ee, Sadece kutu veriyor No xp dedim ya XP bende sıfır gözüküyor. Hani bende böyle gözüküyor bilmiyorum. Açtım. Açtım. Oy çok iyi lan. Ama takas edilmiyor bu. Class Item şeyleri biraz bozuk. 10 dakika boyunca deksim artı 20 veriyor. Çok iyi. İhtiyacım olur bakalım. Gide, gidebildiğimiz yere kadar. Oo, dur. Lapis extractor killed diyor. Bir saniye. Abi bu burası çok zor burayı ben Cengo ile dönemem ki. Gel gel nereye gidiyorsun? Burası Cengo ile çok zor arkadaşlar. Burası Cengo zor ki buradaki moblardan da item atıyor yani bak. Hani o güzelliği de var. Ben şuraya yaklaşsam arkadaşlar kim gelir yanıma? Oo çok geldiniz çok geldiniz. Alanı at. Alan koy, alan koy. Öleceğim, öldüm. Olabilir, <laughs> olabilir, ölebilirim. Sıkıntı yok. Enter diyeyim. Enter diyeyim. Burası zor arkadaşlar. Ben buraya bir de okçuyla gelmek istiyorum. Buraya özel bir video çekeceğim. Cengol olmaz yani. Şayet gide bile Cengo ile zor dönüyoruz yani. O, C5 yani olmaz İmkanı yok. Ben bir okçu çar ya yeni bir çar kasarım ya da büyük ihtimal ya yeni çar kassam zaten 300 op param var. Büyük ihtimal op'un hepsini şeye harcarım. Ee, x TP taşına bana ait bir okçu çar var mıydı? Çünkü arkadaşlar elimde hep hani şayet Türkiye online'dan kalma çarlar var. Millet hep çarını verdi gitti. Eskiden kalma bulduğum hani ben sürekli not defterine not alırım böyle çarları. Oradan kalma şeyler var yani. Bak safe lapis şart. Level 9 yapıyorduk değil mi biz? Triple Mystic Lapis'in görevini almışım ben gerçi de. Quest completed. Bu quest'i açtık. 250 tane istiyor mesela 40 o o 40 şeylerden. Ha, bak bunlardan çok vardı zamanında hep yere attık, sattık yani para etmiyor diye. Çünkü bunun görevi zamanında yapılmıyordu. Milletin elinde patlamıştı bu itemler. Bir yıl boyunca yoktu arkadaşlar hani gelmedi. Bunu biriktirenler yaşadı bunlardan biriktirenler. Aynen öyle millet yaşadı. Şimdi bir City'ye tekrar bir gidelim. Oradaki farma bakacağım. Burada bir tane okçu yapma vakti gelmiş demek ki. Bunu da bir serüven halinde yapalım sizlerle. Baştan bir okçu hesap dizelim arkadaşlar. Ya da bu hesabın içerisinde bir hesap açarım. Orada oynarım. Yani yapacak bir şey yok. Aynı hesap içerisinde olur. Ya da aynı hesap içerisinde yapmasak mı bilmiyorum ki. Arkadaşlar her zaman farklı hesap kullanmak daha iyi tabi farklı çarlar olması daha mantıklı oluyor. Şimdi Desert Spa level 60 level, level 60'a gidebiliyor muyum? Yok ben gidemiyorum değil mi? Gitsem de orayı kesebilirdim. Neyse 80'e gidiyoruz bakalım. İyi bari bir tane mızra para vermemişiz o kadar. Bak full setli alan bile burada. Bu adam bile buradaysa demek ki insanların bir bildiği var. Ürünlerimiz tam değil mi? B bakayım. Gold Drop. 7 günlüğünü bastım. Zaten bir sürü var. XP sonlar var. 1.5 veriyor. Sıkıntı yok ya. Sprint Nostrum'lar var 12 tane. Öyle duruyor bunlar yani. Bir tane okçu set şart. Valla arkadaşlar ya. Okçu yani çok zor dizmem de. Mecbur lazım buraya. Avcı setim de yok ya. Bir sponsor bulmam lazım bir yerden. İnsanlardan istemem lazım yoksa olmaz. Yani çok zor. Para yatırmadan o setleri almamız zor olacak. Sen bir gelsen aga. Ya bir gel işte ya. Aynen aynen. Sizden ne düşüyor bir göreyim. Dur pardon. Şimdi arkadaşlar farmı kolaylaştırmaya çalışmışlar. Birazcık daha olsun. Farm olayını getirmişler Şahiyusa. Ya tabii tabi oyuncu gördüler şey yaptılar birazcık adamlar işi rahatmaya işi rahatlatmaya başlamışlar ama Fosil stone fosil taşı diye bir şey çıktı Vallahi arkadaşlar kesiyoruz ama buraya dark da gelir ha çanta ürünümüz gerçi her şeyimiz basılı bizim Şurada biraz bir farm yapalım bakalım. Ne kasacağız ne kasmayacağız? Envanterimiz bir başı... açık. Fossil stone diye bir şey düşüyor. Ee, görevci göremedim ama. Haritada da gözükmüyor açıkçası. Bunların görevcileri farklı yerde mi? Ee, quest itemler olabilir bunlar. Büyük ihtimal. Yanlış bastım o skill'e. Gerçi durdurmak için mantıklı. Bir de bol bol pota ihtiyacınız var. Regnum. Eta'in bir de... Şu şeyi bassanız iyi olur. Eto metoyla falan buraya gelmeniz çok iyi olur. Baga girdi. Ya yine iyi vuruyorum ben. 11k 11, 10 11k atıyorum. Bunu atamayanlar burada farm yapamaz zaten. Yine para verenlerin farmı olmuş yani burası. Şaya yönetimi. 20-30 farm alanlarını düşünemiyorum yani. Oraları görmedim. Şimdi çok şey konuşmayalım da. Yani 20-30'da da en azından 20-30 pip set olmadan adam farmlayamaz orada yani. Çok sıkıntı olmuş. Yani şu an okçuyu değerlendirmiş piyasada. Okçu seti. C açılmasıyla. Ama level gelmiyor. Infinite Stardust. Join 80 pvp artı boss. Mesela beni almazlar yani. Ee, burada da çok büyük yanlışları var. Şu setle bile almazlar beni oraya yani. Ya saatlerce farm yapacağımızı bilsek. Hani ekipçe döneceğiz geri orijinali ama farm yok. Gerçekten farm yok. Hani orada burada sunucularda rica minnet hani durmayacağız. Hani ustan ayrılmayız yani. Usta bir birlik kurur, ekip, ekip kurur, takılırız. Kurup takılırız yani. Ama olmuyor arkadaşlar. Yani pay to win şimdi yani şuradan anlayın. Tamam gelmiş güzel ama parası olmayan adam e, yine burada kasamaz. Bak en azından şöyle söyleyeyim. Full artı full 1x1 set alacaksınız diyelim. 1x1 bulamazsınız da en azından 2x2 bir set bulursunuz. 2500-3000 opa. Avcı seti alırsınız. Avcı şu an değerlenmiştir. Tamam C5 muhabbeti geldi diye büyük ihtimal değerlendirdiler o setleri. Mantıklı olan da bu zaten. Ticarettir ona bir şey diyemezsin. Tamam. Şimdi diğer konu şu. Sen bu haritayı yitirmişsin. C sistemini açmışsın ama... C sistemini bu haritaları kesebilmek için... En azından C sistemi gibi büyük haritası olan bir yerleri kesebilmek için... Farmı güzel olan bir yeri kesebilmek için... Bize ne lazım? Avcı lazım. C taşların takas edilmesi lazım. Piyasası dönmesi lazım e, ee, piyasasını döndürmüyor, döndüremiyoruz. Mesela takas edilmiyor. Yani olmamış açıkçası. En azından taşları takas edebilseydik. Yani en azından adam 80 çarı vardır bir sürü çarı. Yani ben girer alırdım yani. Benim elimde bir sürü 80 çar var kardeş. Boş hesaplar. Girerim alırım atarım kenara. Her gün 24 saatte bir girer taşımı alırım koyarım kenara farmımı yaparım yani. Ya zaten C'ye girdiğiniz zaman arkadaşlar tam girmeniz lazım. Güzel itemler veriyor. Ben beğendim. Bir tane avcı şart ama onu söyleyeyim de. Şimdi burası bunları atıyor anladım. Biraz ilerleyelim burayı görmedik. Tabi Dark tarafı da var Hani dikkat etmek lazım. Farmcıya falan denk gelirsek ölürüz. Bu ne lan? Level 82 Fume. Boss mu bu? Herhalde boss. Tek yiyeceğim değil mi? Yo tek yemedim. Videoda tek başıma boss kesersem olay olur ha. Misliyorum bu arada sürekli zaten. Yok bunu tek kesemem. Setim full olsaydı bu var ya Papriya'nın ya şu an var ya Paprin setine sattım o kadar pişman oldum ki arkadaşlar. Yani şundan 1-1,5 yıl öncesinde 1000 liraya sattık o seti. Yani şu an takas ederdim. Yani avcı sete takas ederdim yani. Yani level 84. Buraya bosslar, moslar koymuşlar. Ha, bu bosslar da aslında kesilse iyi olur. Ova gazlı Ya full artı full setli adam için önemli değil büyük ihtimal bir bosslar. Çünkü gelen giden yok. Çıktın illa biliyorlardır. Dur abi bir gitme. Bakayım sana kaç bir Dur lan ne yaptın? On az buz bir şey de vurmuyorlar ha. Bu ne lan böyle? <laughs> yok boss tek kesemez İmkanı yok. Ya full setle zorlar. 3 tane potu doldurursun buraya. Potlarını alırsın. Tak 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 tak. Eto sınırsız eton olacak. Derdin olmayacak. Bas gitsin. Tek başına ya da bir'likçe geleceksin buraya. Hiçbir boss'u salmazsın. Yani şu an biz birlikte dönersek ya bu oyunun içinden geçeriz de. Ama arkadaşlar şimdi birlikte herkes bu oyuna para basamaz. Yani diyorum ya bak. <laughs> en az e, şu oyuna yatırmanız gereken ücret 2500-3000 up en azından bir 3000 up'ınız olması lazım. Düz mantık 5k up. 5k up 50 kuruştan alsanız 2500-2.5 milyar para yapar. Şimdi 2.5 milyar oyuna bu, bu oyuna bastın diyelim. Ne kadar bir zevk verdi. Şimdi bir de şöyle düşünmek lazım. Sürekli kapanan sunucularda oynayıp oraya her girdiği sunucuya 1500-2000 lira para yatıran adamlara zor gelmez. Ben o tarz insanlara hani çağrı yapıyorum. Hani farklı sunucularda oynayacağınıza... ...hani maddi durumunuz iyiyse... ...bence gelin Us'u oynayın çünkü... E, ...burada e, farm sistemi kolaylaşmış. Yardımcı olurum op almanız için. Tanıdıklarım var. Hani Usta Usta'da ortamımız vardı. E, telefon numaraları vesaire var. E, hani bu op satan... ...arkadaşlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın. Onlarla iletişime geçirebilirim sizleri. E, aracı olurum yani. Yani... E, aracım diye tabi üzerinden para almayacağım hani öyle bir şey yapmam da zaten söylüyorum hani ücretini 50 kuruş hani zaten 117 m olmuş open tanesi 50 kuruştur yani 40 m'ye falan da bulursun 40 kuruşa falan da bulursun büyük ihtimalle uğraşmak istesen bulursun yani ben baritayı da gezmek istiyorum burada da boss var büyük ihtimal Hani arkadaşlar muhabbet o şekilde ee, gelmek isterseniz buyurun gelin yani ben bu orijinale de özel bir ekip kurabilirim burada. Hani diyorsanız hani kuralım edelim bak biz de oynuyoruz ekibimiz yok toplanalım. Türkleri toplayalım derseniz bir birlik kuralım burada. Hep beraber boss olduğunda bossları gelip keselim. Hep beraber item alışveriş yapalım. Ya yani birbirimize destek olarak anca bu işi burada çözebiliriz. Yani şu anki ülke ekonomisiyle Yani olacak iş değil Çünkü 2500 lira az para değil Ya Benim önceki hatırladıklarıma göre 2500 lira Şu an piyasanın ne olduğunu bilmiyorum da Yani kaç paraya satılıyor Kaç paraya gidiyor Ama büyük ihtimal En kötü 3k opa bulursunuz 2k da şey dedim hani 30 günlük rünlere falan saydım da Onları yine beleş Şeyden çıkarabiliyorsunuz Her 12 saatte bir açtığınız kutu var web sitede item Mal tarafında Free Rewards diye bir şey var Gir kardeşim oraya aç bak bak bunlar hepsi Free Rewards ha Vallahi ben belki bir ayda çıkan itemlar bunlar yani Free Rewards mantıklı o konuda pot parasıdır yani o geri kalan 2B'ye pot alırsın Tutarsın 2B diyorum e, 2000 up tutarsın Avcı yanında PvP yapmak için şey dizersin ya zaten hani onunla pvp yapmayacaksın hani gidip adamlara dalamazsın çünkü silahına toksin moksin basacaksın komple. Toksin 6, toksin 7, blind 7, pain 7 tam farm çarı olacak o sana işte. Çok keyifli bir farm döner burada avcıyla. Nöbetçiyle falan C'ye dönemezsin Buraları nöbetçiyle dönersin Az önceki yeri nöbetçiyle Cengaverle dönersin Avcı ile dönersin ama Kesinlikle C sistemi avcısız girilmez Yanına bir avcı almak zorundasın 2-3 tane avcıyla gireceksin C5'e hemen seri dönmek istiyorsan Tabi hmm. Şunu da keselim yani mob'lar da level 80 mob'lar ha. Yani bakıyorum arkadaşlar farmda değişiklik yapmışlar mı? Hani düşer itemlarda değişiklik var mı? Drop listesi de yok çünkü oyunda adam akıllı bir yerde yazmıyor ki. Bakayım renkleri farklı olanlar vardır belki. Şahi gide öyle ya. Renkleri farklı olanlardan pal kutuları falan atıyor. Keşke bunda da öyle bir şey olsa. Pal PVL kutusu farmı yapabileceğimiz bir yer olsa mesela. Ha, hep bu moblardan dolu değil mi burası? Burası çöle gidiyor büyük ihtimal. Buranın boss'u da vardır. Bakayım buranın boss'u nerede? ortadadır büyük ihtimal. Aynen. gözükmüyor ama arkadaşlar buradaki boss'u kesmiş olabilirler. Diğerine join veriyor olabilirler de az önce bilmiyorum ama ya çünkü boss sayısı fazla oyunda. Her yerde boss var. Ne pay to win diyoruz ya işte mantık o yani. Boss'u nasıl keseceksin? Ya boss'u kesmek için set yapamıyorsun ki. Zaten Şai Ege çeken insanları Şah'ı Ege çeken sistem o. Yine ep 8 aynı sistemler daha geliştirilmiş sistemler var. Üzerine gidiyorsun sıfırdan farmını yapıyorsun istersen. Yani şurada Şah'ı Ege girsen bir ayda full 64K'lı kostümlü petli setini diziyorsun yani. 80 plerinde falan setine dizip selamını verip çıkıyorsun. Ojin. Ojin neresi? Burada mı lan onlar acaba? Boss'u ölmüş. Bosu kestiler. Utya'yı kesmişler. Utya Queen. Ben zaman da buna giriyordum. Burada değil o. Yok bu Utya Queen eski bir boss. Öyle hatırlıyorum. Eski bir boss olması lazım. Herkes elindeki şeyi satmaya çalışıyor. Full VTS'e dönüyor. Takasta. Herkes elindeki itemları satmaya, elinden çıkarmaya çalışıyor. Opa dönüştürüp, gerçek paraya dönüştürüp piyasadan uzaklaşıyorlar artık. Kalanlar da kalıyor ya. Bundan sonra buradaki setimeti satmam ben zaten geri dönüyoruz herhalde. Dönelim. Başka da harita yok herhalde. Bir kanosa bakalım sizlerle. Aynen geri döndük değil mi? Aa bak burada görevci var. Dur. Aa. Dur bakalım. Ne veriyormuş? Eternal Amulet Anvil. Ve Amulet Fragment veriyor. Allah Allah. Ne işe yarıyor bu kardeşim? Ekip de bakayım. Yok, vermiyor, istiyor bunu benden. Bunu benden istiyor da bunu nasıl yapacağım ben? Yeni bir farm sistemi. Buyur gel yak buradan yak yani. Vallahi bilmiyorum yani. Yazmıyor da nereden düşeceği, edeceği. Benden bunu istiyor aga. Karakter bound mu? Aha boss var lan. Uvagoz the child. Uvagoz'un kalkanı. Boss var burada. Bosslardan düşüyor herhalde bu değil mi? Consumit upon use item will be. Ben de şey zannettim. Kostüm takas etme itemi. Sağ tık yapıyorsun. Tak... Ha, öyle bir item olsa var ya çok mantıklı olur ha. Yani burası da böyle. Burada da bir şey yok herhalde. Dark tarafına fazla gözükmemek lazım. Dark tarafında da aynı muhabbeti var. Ha, Güzel. Güzel güzel güzel. O zaman. Ne yapalım? Bunlar büyük ihtimal. Bu, bunları yapabilmemiz için ya boss keseceğiz. Ya da görevleri var bir yerde. Ben çözemedim. Bilenler bir yorumlara yazsın ya. Haritanın her tarafına nipisi koymuştur şimdi bunlar var ya. Eee ne yapacağız şimdi? Aga. Gidelim Kanos'a gidelim. Bakalım Desert Spa. Burası zaten. Divider'da bir şey düştüğü yok zaten. Kanosa gidelim. Divider'a da bakarız bir. Önümüzdeki hazır maplerden bakalım en azından. Yani Move the Battlefield'da nereye gidebiliriz? Burada en azından sizlere söylüyorum arkadaşlar. Yorumlarda da yardımcı olanlar olur belki. Bakalım Kanos'tan ne düşüyor? Bakalım Kanos farmı gelişmiş mi? Gelişmemiş mi? Onu bir görmüş oluruz en azından. Ben bir okçu yapacağım ama hani Arkadaşlar okçu içinde Dediğim gibi Para yatırmak gerekiyor Biraz sonra zamanlı olur Ha Şöyle olur veren olursa alırım Hani kabul ederim Güvenip verebilirlerse ee, Setini verir Hani şöyle 2-3 gün farmlarım videosunu çekerim Hani yapılabilir mi C5 farmı dönünebilir mi mantığında Bir video çekerim size ee, O zaman şey yapabiliriz aslında. Hani bu konuda anlaşabilirsek iyi olur. Vardır büyük ihtimal oynamayıp kenarda köşede setini tutan hesabı çarını tutan. Çarınızı vermeyin. Hani diğer sunucular gibi kabul gören bir şey değil bu. Şaya us hilelere işte skill katlara göz göre göre bir şey demeyip. ya bu çarını değiştirmiş bu vatan haini deyip <laughs> milleti banlıyor. Mesela Paris'inde ban yeme şeydi ya en azından hani çarın çalınma muhabbeti için Öyle bir güvenlik koymuşlar. Bir yönden haklı adam var ama... Ya kardeşim sana ne ya? Anladın mı yani? Madem bu kadar güvenlik istiyorsun diye düşünür insan... Ya onların güvenlik sistemi önceki... Eski güvenlik sistemleri, eski sunucuların yaptığı güvenlik sistemlerinden... Ya madem bu kadar önemsiyorsun sunucundaki oyuncuların hesaplarını... Ne yaparsın? Eee... Şey bir sistem getirirsin Farklı IP üzerinden giriş algıladığında Ema ile Üzerine kayıtlı olduğu ema ile Bir bilgi gönderir tamam mı Artı olarak bir kurtarma ema ile Daha etkettirirsin ee, O hani şifre geliyor ya ema ile Kurtarma ema ile de aynı şekilde der ki Bak böyleyken böyle kardeşim Bir şifre geldi Bilgin var mı bilgin yoksa hemen Bir PM at bir şey yap Şuraya bir linke tıkla Git hemen çarını kurtar mantığında. Anladın mı? Yani böyle sistemler geliştirebilirsin. O şekilde yapabilirsin. Çarını kurtar dersin. Ee, bunun bu birazcık daha mühendislik işi. Hani bu çar unuttum muhabbeti, adamın gerçek olup olup olmadığını anlama muhabbeti. Mesela şey mühendislik işi biraz bütçe gerektiriyor. Mesela direkt telefon oraya getir. Telefonu değiştirmesi için e-postaya aynı şekilde, telefon aynı şekilde onay gelebilir ya da bir mobil uygulama üzerinden yapabilirsin. İşte ShaiOS diye bir mobil uygulama çıkarırsın Android, iOS'a. Kaliteli bir mobil uygulama, her türlü e, günümüzde bilinen işte hacking tool'lara kapatılmış e, Python scriptlerini engelli bir şey çıkarırsın. Bir tane şey gelir oraya, kod gelir. O şekilde mesela Steam'in yaptığı gibi. Anladın mı? O şekilde en azından işi uzatırsın yani. En yani adamın görmesini sağlarsın çarı çalınırken, bir şey olurken. Yani şu an mesela Şaya Usta çar çalmakla alakalı bir yazılımcı e, iş, işe gitse sabah, akşam geldiğinde 3-4 tane çar bulmuş olur. Nasıl yapar? <laughs> Sizce nasıl yapar arkadaşlar? Düşünün mesela. Ben biliyorum nasıl yapacağını. Makro koyacak. Ne koyacak? bunlar web sitelerde mevcut. Normal Windows üzerindeki Chrome sayfalarından arattığınızda, tar tarayıcı sayfalarından arattığınızda da bulabileceğiniz şeyler, sistemler. Bunları buluyorsunuz. Ee, burada gigabaytlar dolusu 50 GB, 60 GB'lık user ID ve şifreler mevcut. Tamam mı? Sen bu user ID şifreleri alıyorsun. Biz bunu kesemeyiz. Bu nereye gitti lan? Oğlum bunu kesemem ben. Bu ne? Lumi Brigant. Lumi parça atıyor herhalde. Bu böyle sürekli kaçıyor mu? Sürekli kaçıyorsan keserim seni. Ama hep 9 vuruyorum sana. Niye? Bu ne lan? Aha Absorption Lapis level 5. Aha bir tane daha attı gel. Ana ne güzel lan. Farm bulduk anasını satayım. Bu bunlardan mı düştü? Neyse. Koydum mesela script'i. Ya da bir sunucu kiraladın onun için. Mesela aylık 100 liraya bir sunucu kiraladın. 50 liraya her neyse. Kardeşim script'in yaptığı amaç ne biliyor musun? Aydi şifre deniyor. Bir birden başlıyor. Nereye kadar deniyor bu ID şifreyi? Ee, ID şifre denediği kısım şu arkadaşlar Şimdi Şahi Usta Çar girerken biliyorsunuz şey Ya zaten o o da sıkıntı değil Hani görsel tarama denilen bir Kodlama sistemi var Oradaki kodu görsel olarak tarayıp Okuyup koyabiliyor aslında Hani girerken bunu görmüyor Belli bir süre koyacaksın Eğer çar girişi başarısız olduysa e, Site böyle bir hata verdiyse şey komutu vereceksin direkt. Dönme komutu vereceksin. Eğer kardeşim diyeceksin. If diyeceksin. Bunu verdiyse döndür kardeşim komutu. Tekrardan e, belirlediğim tekste üzerinden ID şifre çek diyeceksin. ID şifreleri de işte 50-60 GB'lık bir tekste üzerinden çekiyor. ID 1 şifre 1. Bundan başlıyor. ID 2 şifre 2. ID 3 şifre 3. Bir sürü ihtimalle bu textler oluşturuluyor. Ya tabi bunlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani e, oluşturuluyor ama bir insan evladı kalkıp bunu kendisi oturup yazmıyor. Bunlar dark web'te paylaşılıyor. Dark web'te e, illegal sitelerde paylaşılıyor. Dark web dediğimiz bir illegal web sitelerin bulunduğu İşte yani nasıl diyeyim uyuşturucu satıcılığından tutun e, seri katillere kadar her şey var. Hani dark web'i dip web'i bilmeyen yoktur. Şimdi siz burada bunun gibi düşünün. Oradan alıyorlar bunu. Orada paylaşımda bulunuyorlar. Buradan çekip insanlar da aynı şekilde herkes faydalansın diye paylaşıyor. Hacker'larda. Ee... Ama dediğim gibi çok güvenilir bir iş değil. Bu arada Kano'stan da neler düşüyormuş. Dual seviye 5'ler ve level 6 lapis düştü buradan. Yani level 6 lapis ve e, dual level 5'leri kasıyoruz. Level 6 lapis ne işime yarar diye soruyorum kendi kendime. E, hala soruyorum ama ne işime yarıyor bilmiyorum. Yaramaz. Level 6 neye basayım ki? Hasar emer. Dual level 5. Yok o da işime yaramaz. 80'de dual level 5 benim işime yaramaz. E, yani dediğim gibi arkadaşlar Kurtuluş yolu o şekilde bulabilirsiniz yani. Hangi öyle olur yani? Koyarsın. Ya bu arada bu makroyu internette kodlarını bularak da yazarsın yani. Ya bir yazılımcının yarım saatini alır şu makroyu oluşturmak. İhtimalleri deneyecek sadece. İhtimaller yorar. Mesela çara bulduğunda ne yapmalı? Mesela çara girdi. O giriş logunu, tamam onaylandı logunu gördü ya. Ondan sonra ne yapmalı mesela? programı onu falan okutman lazım. Çünkü bulduğu şeyler boşa gitmemesi lazım. Bir an avcıda olduğumu şey yaptım, hatırladım. R'ye basıyorum. İyi en azından bak fazla vurmuyorlar. Burada gelip level 6 farm yapabilirsiniz. Tears of Goduslar düşüyor. Splinter of Elemental düşüyor da artık Evsun için nesne gerek kalmadı ki aga. Boş yani Eğer bir görev için falan kullanılıyorsa bilemem yani Mesela bu arada arkadaşlar ben hani diyoruz ki Egin sistemi şahi ustan daha iyi O adam o sistemi başından beri oraya kurdu Şimdi sen şimdi gelip mesela Operatör çekicinin tanesini kalkıp 100 PC'yi koyarsan Sen komple oyunu bitirirsin Ama şöyle şu an zaten 117M operatörün tanesi mesela yani Kalkarsın Yok oldu 50M'ye kadar düştüm Oyuncu kalmadı mı piyasada kal kabı koy bir tane NPC'ye. Egin sistemine mecbur dönmek zorunda. Yani adamın başarısını kabullenmiyorlar. Ya bir kere zaten her şeyi karşılar. Başta biz Şai Usta video çekerken de öyleydi. Yani benim mesela sunucuyu açmayı iten de oldu. Adamlara başta söyledik ya biz bak YouTuber'ız bize tag verin. Hani video çekiyoruz falan filan. Yok. Adamlar yapmıyorlar arkadaşlar. Dual safe düştü. Level 5. Bunları satacağım ben bu arada. Panoya koyarım. Gitsin panoda. Her yerden aynı düşüyor. Bak o golemlerden de aynı şey düşüyor. Şu ales males içerisindeki bosslardan da aynısı düşüyor. Evet burası böyle arkadaşlar. Farklı map kaldı mı? Şu arkadaşı da keselim artık. Farklı bir map kalmadı diye görüyorum şu an ama. 28k gold atıyor şu arkadaşla beraber. 22m oldu bile. Hmm. Buraya gelip bir saat farmlasanız yani full level 5 level 6 tarzı şey, lapisler düşürürsünüz. Tabi bir saat C5 dönmek mi? Bir saatte C5'i 3 kere falan dönersiniz tek başınıza avcıyla. Daha çok şey çıkarırsınız yani. Orada 3 saate en az 4 ve para kazan. 3 sefere 4 B para kasarsınız bir saate. Tabi yani 4-5 B'den fazla para çıkarırsınız. Ee, bakıyorum yani neresi kaldı ki? Zannetmiyorum şeyden de güzel şeyler düşecek. The Vader'dan. Gidelim bakalım ama. Evet The Vader'a geldik. Genelde herkes burada takılıyor. Ya burada farm, büyük bir farm var ya da e, insanlar burada bir şeyler yapıyorlar. Ben çözemedim. Levis falan burada. E, burada büyük ihtimal boss da olabilir. Vardı burada çünkü boss falan. Kovalıyordu millet. Tam mı? Tam. Tamam. Bunun bir saati var. Bunun iki günü var. Bunun üç günü var. Tamam. Aynen. Bir saat kırk dakikası var. Buna dikkat etmemiz lazım. Şu an üstünlük kimde? Medi'yi dar kaldıysa Medya alandadır abi üstünlük. Bak, avcı tabi ya avcı her zaman iyi bak burada da bir tane avcı ne olacak. Ne düştü? STR helmet lapis. Yalnız bak normalde böyle şeyler düşmüyordu arkadaşlar buradan ha. Bunların farmını var mı? Hep gü güncellemişler. Eski sisteme doğru çekiyorlar oyunu. Ya tabi bunu 80 level şeye basmıyorsun ama şu an mesela basılır yani. Lumi gerçi lan. Lumi, Lumi de eşitmez insan. Lumi'ye de basmazsın yani. Aynen öyle. Lumi'ye gidip, gidip boşa şey basmayayım şimdi. Şu an gerekli bir lapis düşmedi. Level 9'ları bosslardan alırız. Bir düşürüyoruz herhalde. Diyebiliyorum ama. Ne düştü lan? Aha. Dual craft level 5. Buradan da dual level 5 atıyor. Valla gidip kanos duraş Bunları toplu keserim ile daha iyi. Aha level 6 beceri attı. Oo burası güzel. Millet demek ki hep burada o yüzden takılıyor. Şu an gözümün önünde farmı da. Biraz şurada bir farmlayalım bakalım. Bunların tek tek videolarını çekeceğim ben. Sadece ufak bir farm atıyorum. Arkadaşlar maplerin videolarını çekeceğim de avcım yapabilirsem iyi olur o zamana kadar. Ya bunu kadar bir 8-9k ata olsun yeter. Ya gerekirse bunları setini satacağım ya. Vallahi. Kıyacağım yani satacağım. Pano takibinde bulunmam lazım. Hemen bir avcı itemlerini çeksem yeter ya. 80 level şey yaparız ya. Her türlü 80 yaptırırız diye düşünüyorum kendimizi. Ya avcı olur, okçu olur, dark olur, ışık olur. Benim için fark etmez. Level 3 vigor. Ya abi yapmayın işte kurban olayım. Şaka mı? şaka mı kardeşim ya? Vigor ne diyecek? İstersen level 9 vigor at. Hangi kim artık setine vigor vigor basıyor? Yanlış yapıyorsunuz abi. Bak vigor lapisi, mental lapisi var değil mi bir de? Onları kaldıracaksın. Boş. Ben hiç görmedim. Hiç kimseyi görmedim. Ya farm seti için bile olsun kimsenin bir kere bile bastığını ne gördüm ne duydum setine. Vigor lapisi falan. Öncedenmiş o. Adam kamayı vurdu. Öleceğim anasını satayım. Geçmiyor da. Öldüm mü? Yok. Yüzdelik vurmadı. Bitince yüzdelik atar zannettim. C4 falan girebilseydik. Şurada. C4'ü en azından dönerdim. Medi. Medi. Aha bizim ışık aldı Medi'yi. Ha Ben giremiyorum. Işık değil mi burası aynen. Işık ve görev yok. Şurası şey zindanı. Broken seal. Ee, yok. Taşım yok. Taşı da alamıyorum maalesef bu levelde. Şöyle bir girek bakayım. Şu zindana da bir girelim bakalım. Şu zindanı da bir göstereyim size. Buranın zindan ismi neydi? DD1 miydi? Bura nere lan? 60 ne? Kaç level? Great potion. Kardeşim şaka mısın? Level 3 lapis attı ya. Tamam çık çık buradan çık. Burası aynı. Orayla oraya aynı farm sistemini koymuş. Anladığınız üzere. Ee, şimdi. Videonun sonuna gelecek olursak. divadır e, da farmlanmaz. Kanos'ta farmlanmaz. Eğer 20-31-15 çağır dizmiyorsanız. Ee, zaten kaç M tanesi? Adam görmüyor mu? 5 M'ye satıyordu. Level altın tanesi 5 M için mi uğraşacağım? Ee, gel gelelim diğer bir muhabbete. Ee, şey, bu C sistemi farmlanır. Ama 80 ile buraya girebiliyor muyuz bilmiyorum. Yani yan bir çar açıp aslında buradan alabilirsin kutuyu. 30 level bir yapacaksın. 30 leveli bir günde yaparsın. 30 level bir çar yapacaksın. Geleceksin buradan alacaksın C3'ü. Gireceksin 80 çarla. Acaba giriliyor mu işte. O da var. Bunu ben bir denerim arkadaşlar. Bir 30 level çar yapıp denerim. Size de haber ederim bunu. Bir sonraki videomuzda söylerim. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Ee, diğer videomuza dediğim gibi C sistemi döneriz inşallah. Bir kapalı gideyim ben. Bir bakayım duruma göre. Eğer takas edebileceğim bir şey bulabilirsem ederim itemleri. Bir avcı dizeyim ben o zaman. Evet bir sonraki şayi videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.